Merhabalar Tuba. Merhaba. Hafta yine soru cevaplarla devam ediyoruz. İlk sorumuz geliyor. Meditasyon zihinsel bağışıklığımızı arttırır mı? Soru bu. Meditasyon zihinsel bağışıklığımızı arttırır mı? Güzel soru. Sonuçta meditasyonun birçok faydasını biliyoruz. Özellikle bedensel, fiziksel faydalarını biliyoruz. Zihinsel bağışıklık ne demek? Tabii ki o da çok önemli. Burada biliyorsunuz artık şu an yaşadığımız bu dönemde stresin, kaygının, anksiyetinin, depresyonun arttığı bir dönemin içindeyiz şu anda. Bu strese, bu olaylara, bu konulara verdiğimiz tepkiler aslında bizim bir nevi stres yönetimimizi de belirliyor sonuçta. Meditasyon burada devreye girdiğinde, ki ben bunu çok öğrencimle, yani özellikle meditasyon yapan veya Reiki'yi almış, Reiki ile işte belli bir süre ilerleyen ve bunu kendine düzenli uygulayan insanlarda bunu görüyorum. Bana çokça geri bildirimler şu şekilde oluyor. İşte hocam daha önce çok sinirlendiğim şeylere artık sinirlenmemeye başladım. Çok üzüldüğüm şeyler artık böyle bir artık üzülemiyorum falan, hani niye ben böyle oldum, niye ben bu kadar vurdum duymaz oldum hocam falan, hani ne yapmalıyım falan diye böyle bir enteresan bir şey oluyor. Aslında orada vurdum duymazlık gerçekleşmiyor aslında. Orada bir şekilde, herhangi bir şekilde karşı tarafın veya bir olayın, siz aslında bir şekilde bunu kendi üstünüze almamaya başlıyorsunuz. Yani biraz daha o olaya biraz daha başka bir pencereden bakma yetisine kavuşuyorsunuz. Bunu yaptığınızda da ister istemez tabii ki o olayın içinde çok fazla olmadığınız için, dışarıdan bakabildiğiniz için tabii ki o anlamda bu sizi eskisi gibi çok fazla etkilemiyor. Ama aynı zamanda da tabii gözlemci olduğunuz için, aynı zamanda gördüğünüz için bu vurdum duymazlıktan çok aslında bir yardım haline de dönüşebiliyor. Yani yardım etme, çünkü olayın içindeyken çok yardım edemiyoruz biliyorsunuz, ama olayın biraz daha dışından, biraz daha objektif, biraz daha nötr olduğumuzda, dışarıdan bakabildiğimizde yardım edebilme kabiliyetimiz ve yetimiz çok çok daha güçleniyor ve artıyor. Buraya ben araya bir soru sıkıştırayım hemen. Düzenli meditasyon mu bunu sağlıyor, yoksa tek seferlik bir meditasyonda hayatımızda böyle çığır açıp her şeyi değiştirebilir mi? Evet, evet. Bir kere yapın ya, bir kere. Bir kere yaptığınız zaman bitti. Bitti. Yani artık ne gelirse gelsin. Yani yanınızda 3. Dünya Savaşı da çıksa veya 4. hiç fark etmez. Hiçbir şey etkilenmezsiniz artık. Yani çok acayip. Tabii ki bir kereyle herhangi bir şekilde şey olmuyor. Yani hani bir kere de, hani bir kereden bir şey olmaz hani falan derler ya, o başka bir şey. O konumuzla bir alakası yok. Sonuçta gerçekten bir şey elde etmek istiyorsak, yani buna öncelikle güçlü bir niyet oluşturmalıyız. Gerçekten ben bunu yapmak istiyor muyum? Veya hayatımdaki bu sorunların ve hayatımdaki bu stresi daha yumuşak halde, karşıma çıkan olumsuz olayları daha nötr bir şekilde atlatabilmeyi, gerçekten dengede kalabilmeyi istiyor muyum? Bu çok önemli. Yani öncelikle niyet çok önemli. Bununla birlikte çaba gerekiyor. Yani bunu yapma isteği ve hareket etme, uygulama dediğimiz bölüm. Bu ikisi gerçekleşince gerçekten o meditasyon yapmaya başladığınız andan itibaren bunu düzenli hale getirdiğinizde bir fayda, bir sonuç almaya başlıyorsunuz. Aynı bir antibiyotik gibi. Yani sonuçta dişiniz ağrıyor örneğin. Dişiniz ağrıdığında işte Apranax diye bir ilaç var biliyorsunuz, herkesin bildiği. Bir tane atınca geçmiyor ki yani sonuçta biliyorsunuz. Yani onu düzenli aldığınızda 8 saatte bir, 12 saatte bir, hatta biliyorsunuz Kur'an'da da var yani bunun İsra suresi, biz siz insanların kaderini çabanıza bağlı kıldık diye. Burada ne kadar bu hayatınıza bunu geçirirseniz, ne kadar düzenli bir şekilde bunu uygularsanız bence o kadar fazla, o kadar güzel sonuçlar alabilirsiniz. Son olarak toplu olarak meditasyonu yapmanın buna artı bir faydası var mı? Grup meditasyonlar, yani toplu meditasyonlar bireyselden çok tabii ki daha büyük bir alanı etkilediği için ve aynı zamanda da bireysel anlamda da çok daha büyük bir güç kattığı için tabii ki Bunlar da tercih edilebilir ama şu anki zamanımızda, şu an bulunduğumuz dönemde biliyorsunuz Covid'den dolayı pek böyle bir araya gelebilme ve bunu gerçekleştirebilme. Gerçi online olarak gerçekleşiyor ama yani illaki hani daha fazla şey olsun diye ben grup meditasyonunu bekleyeyim veya işte bir toplanım yapalım diye bir şey olmamalı bence. Yani o da bir bahane aslında. Yine meditasyondan kaçmanın, meditasyonu yapmak yani istememenin aslında bir bahanesi olabiliyor diye düşünüyorum. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu da gelen ilginç sorulardan bir tanesi. Sevgilimle aramdaki enerji bağını nasıl kuvvetlendirebilirim? Enerji bağınızı iki şekilde güçlendirebiliyorsunuz. Bir tanesi akşamları evde olduğunuzda çıplak bir kabloyu prize takıp ikiniz de aynı anda kabloya dokunduğunuz andan itibaren o yüksek voltajdan dolayı zaten o akımın iç içe geçmesiyle çok büyük bir genişleme meydana getiriyor. Ve kalp çakrası inanılmaz bir şekilde büyümeye başlıyor. Karşınızdaki olan kişinin kalp çakrasıyla kalp çakranız birleşiyor ve tek bir kalp haline geliyor. Bunu evde mutlaka denemeyin. Sakın. İkincisi de gidin cebinize para koyun. Cebinizde para yoksa gidin kredi çekin ve ona güzel bir pırlanta yüzük alın. İnanılmaz bir şekilde o enerji bağınız nasıl güçlenir biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. O çıplak elektrikten daha büyük bir enerji bağı oluşabilir yani. İnanılmaz bir şey yani. Evet ama şöyle bir şey var. Tabii ki bunu da düzenli hale getirmeniz gerekeceği için o anlamda biraz daha bütçenize ve hayatınızın ekonomik durumlarını ona göre ayarlamanız gerekebilir. Evet. 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 Şimdi değişik bir soru gelmiş. Kim göndermiş bunu? Kim o? Nerede o? Enerji bağımı nasıl güçlendirebilirim? İlişkimi nasıl iyileştirebilirim? İlişkimi bir ileriki seviyeye nasıl getirebilirim diyorsan o zaman kendine çalışmalısın öncelikle. Yani burada her zaman söylediğimiz şey eğer gerçekten başkasını sevmek ve kabullenmek istiyorsan öncelikle kendini tam anlamıyla sevmek ve kendini kabul etmiş olman gerekiyor ki başkalarına o anlamda, başkalarına bunu yapabilesin. Onun için her zaman bizim şeyde hani dışarıyı değiştirme şansımız olmadığı için bir başkasını her zaman öncelikle kendimizle başlamalıyız. Ve kendimizi ne kadar tanıdıkça, kendimizi ne kadar keşfettikçe aslında karşı tarafı da keşfetmeye başlıyoruz, tanımaya başlıyoruz. Ve bu da çok güzel bir tamamlanma meydana getiriyor olabilir diye düşünüyorum. Neyi düşünürsek gerçekten olur mu? Yani düşündüğümüz şeyleri kendimize çeker miyiz? Evet, çekersiniz. Bu. Çekersiniz yani. Ne düşünürsen o zaten senin gerçekliğin haline gelmiyor mu zaten? Yani sonuçta bütün bu yaratımın, sahip oldukların, bütün alışkanlıkların, onlar bunlar her şey bir şekilde senin isteğinle ve niyetinle gerçekleşiyor. Yani bir yandan bir kadersel bir durum var. Anneden babadan aldıkların. Onların kabullenişi çocukluğundaki. Onun haricinde de kim olmak istediğinle alakalı kendi koymuş olduğun niyetlerle bir şekilde zaten hayatının yaratıcısı bir yerde sensin. Olumlu şeyler düşünürsen, olumlu şeyleri kendi hayatına daha fazla çekiyor olabilirsin. Olumsuz şeyler düşünürsen, olumsuz şeyleri hayatına çekersin. Ne kadar güzel. Evet. Tuba, şimdi pandemi zamanında çokça sorulan sorulardan bir tanesine geliyoruz. Uzaktan yapılan enerji çalışmalarıyla yakın birebir temas halinde yapılan enerji çalışmaları arasında bir fark var mı etki düzeyleri açısından? Etki düzeyleri açısından yok ama parasal anlamda var. Birebir yapılanlar biraz daha maliyetli olurken online'lar daha ucuz olabiliyorlar diyormuş. Aslında enerjisel anlamda, şaka bir yana, enerjisel anlamda aslında hiçbir fark yok. Ya ben de buna inanmıyordum. Yani ben de zamanında mutlaka hani bir eğitim almak istediğimde veya bir enerji çalışması veya bir seans almak istediğimde mutlaka illaki bana dokunulmasını istiyordum. Fakat bunu sonradan aslında benim işletim sistemimden dolayı böyle olduğunu, çünkü biliyorsunuz farklı farklı insan tipleri vardır. Yani bazıları dokunsaldır, bazıları işitseldir, bazıları görseldir ve bunlardan bir iki tanesi ağırlık basınca özellikle dokunsal olmaları vesaireleri mutlaka daha fazla belki birebirleri, belki yüz yüze olan çalışmaları tercih edebiliyorlar. Ama dediğim gibi yani arada hiçbir fark yok. Yani sonuçta enerji dediğimiz hikaye aynı bir dua etmek gibidir. Yani dua ettiğinizde direkt olarak nasıl olması gereken yere hızlı bir şekilde ulaşıyorsa bu bütün çalışmalar zaten niyetle gerçekleşiyor. Ve önemli olan niyetin doğru edilmesi. Doğru edildikten sonra zaten enerji anlamında, şifa anlamında bence herhangi bir zamansal veya güç açısından herhangi bir farklılık olduğunu düşünmüyorum.